Onu da güzel bir şekilde telafi edeceğim. Kimin işiydi o, söyleyin. Ben de sözleşmeyi imzalarım o zaman. Bu şartı adalet duygusunu göstermek için mi belirledin? İstediğiniz şekilde yorumlayın. Dediğiniz gibi, neticede bu bir iş anlaşması. Ama suç apayrı bir konu. Sihirli kristale bu kadar yüksek bir değer verdiğiniz için sağ olun. Ama doğrusu bir suçluyla işbirliği yapma konusunda pek emin değilim. Bu bir peri masalı konsepti. Ağaç delikleriyle ilgili bir peri masalı var. Sınırlarınızı bir ağaç deliğine dökebilirsiniz. Pazar araştırmasında sesli sohbet uygulamalarındaki en önemli şeyin gecikme süresi olduğunu fark ettik. Size bir yüzük uzatırsam hemen cevap vermelisiniz. Sesli mesajlarda bu şekilde olmuyor. Gevşemek için zamanınız var. Aşıklar sırları ağaç deliğine gizlenmiş gibi mesajları tekrar dinleyebilirler. Bu ağaç deliğine 200'den fazla şarkı bile koydum. Bu şarkı yakın sevgi, bir babanın ilgisi, bir annenin öpücüğü, özlem ve zulüm gibi duyguları dışa vurmak için yapıldı. Kişiyle olan ilişkinize göre sesli mesajınıza şarkı ekleyebilirsiniz. Sohbet ederken şarkıyı dinleyebilirsiniz. Ne romantik. Dahası, ara yüze düşen kar tanelerini fark ettiniz mi? Bu sadece kısa bir animasyon. Şeftali çiçekleri, kayısı çiçekleri, armut çiçekleri ve söğüt dalları dahil 60-70 bitkiyle ilgili animasyonlar yaptık. Ruh halinize göre animasyon seçebilirsiniz. Eski eşinizle konuşuyorsanız, gök gürültüsü ve şimşek arka planıyla metal müzik dinleyebilirsiniz. Donk 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 gibi. Gizli sohbet bu. Nalan, ne düşünüyorsun? Gösterişli ama kullanışlı değil. Üzgünüm Bay Long, açık konuştuğum için affedin. Bence kameralı telefon geliştirme fikriniz çok güzel ve umut verici. Ama neden gizli sohbeti geliştirmek zorundasınız? Bu baştan sona taklit. Taklit mi? İnternet endüstrisinde kim taklit üretmez? Gayet açık konuşayım. Teknolojik dayanıklılık ve istikrar peşinde değiliz. Hızın ve yeni teknolojik kavramların peşindeyiz. Xiaolong telefonu piyasaya sürüldükten sonra belki de daha iyi ürünler geliştirilecek. Hızlı tüketim mallarını benimsiyorum. Cevabım yeterli mi? Bunu düşünün bir. Neden pratik yapmıyorsun Ip Man 2? Temizlikçiye o aptal kazığı atmasını söyledim. Ne oldu ki? Kargocunun hatası. Vusi hayalimi paramparça etti. Bir daha pratik yapmayacağım. Demek o yaşlı pislikle tanıştın. Görüşme nasıldı? İyi misin? Bana bir şey yapamazdı ki. Sihirli kristali almak için çok büyük bir fiyat teklif etti. Sat gitsin o zaman. Ben de ona çok daha yüksek bir fiyat söyledim. Aklını kaçırdı. Ne kadar istedin? Sana zarar veren kişinin adını istedim.
Öleceğim. Hadi bakalım. Evine dön ya da işe başla. Android sistemi dengesizleştiren sorunu çöz. Programa da bak. Sihirli kristal için artık önemli mi? Qin Shi Huang. Napolyon. İşleri çok büyüktü ve başarısız oldular. Bizimki de olabilir. Yarın sihirli kristal yok olsa bile kusursuz hale gelene kadar uğraşacağım. Peki. Hemen yan yana arayacağım, evet. Ha bu arada unutmadan, ona söyle seni kendime ayırmayı düşünmüyorum. Hadi oradan. Yan bu gece eve gelmiyorum. Patronla uygulama sistemini değiştireceğiz. Ne istersen onu yap. İsterseniz birlikte kaçın. Kaçmam sanma. Merhaba Bay Peng. Biz neden ofiste değil de burada konuşuyoruz acaba? Çünkü özel. Bizim bir özelimiz yok ki. Bana içeriden bilgi sızdıracağına söz vermiştin. Ne sözü verdim? Baban. Genel sekreter Na'dan iyi bir haber var mı acaba? Ah, biliyorsunuz. Babamın hiç değişmeyen prensipleri var. Geç bunları. Pekala, babamdan uzman heyetin dava konusunda ayrıldığını duydum. Başka? O kadar. Bu da birçok insanın sihirli kristali desteklediğini gösteriyor. Tahkim davasını kimin kazanacağını hala bilmiyoruz. Bu yüzden Long Shosho'nun gizli sohbetine yatırım yaptım.